Vegas'ın en ünlü sokaklardan bir tanesine giriyorum. Biraz sonra geçerken girişin de ismini size hem göstereceğim hem söyleyeceğim. Ben dün geçtim buradan işte ve harika bir keyif aldım. Yani böyle bir şey bizim oralarda yok ve çok uzun bir zaman da yapmayacaklarına eminim. O caddeye doğru yavaş yavaş giriyoruz. Hemen her yerde, her köşe başında bir kumarhane, slot makineleri. Hello. Ve canlı oyun masaları görmek çok alışık bir şey buralarda. Az önceki arabamız. Mustanglar ve bunun gibi lüks araçlar burada. Her köşe başında her zaman var. Çaprazlamasına olan yol ise Las Vegas Bulvarı'ymış. Las Vegas Bulvarı hemen önümüzden geçen bu araçların geçtiği bulvar. Bu yolun adı ise gösterse keşke göstermiyor. Hadi bir daha dinleyelim. Yok. Fremont Street diyor. Bak
Bakın yoldaki insanlara hiç yerlerinden kımıldamıyorlar. Kesinlikle geçmiyorlar. Ve kendilerine ışığın yanmasını bekliyorlar. Buraya gelerek oluyor. Hello. Ve size söz verdiğim gibi. Fremont'suk. Tabela tutuyorum. İngilizce bilmeyen arkadaşlarıma söyleyeyim. O benim hoş geldiniz tabelasıydı. Bu asansörlerin yukarı ne taşıdığını biraz sonra anlayacaksınız. Sağda ve solda bu asansörlerde bir şeyler taşınıyor. Ve eğlence zamanı. Kendi çaplarına eğleniyor.
Mickey Mouse'u gördük. Disneyland'da çok vardı. Sokaklarda yani içki içmek isteyen kişiler burada illa bir bara girmek zorunda değil. Hemen yolun kenarında kurulmuş olan barlarında istedikleri alkolleri çok rahat alabiliyorlar. Ha, fiyatlar konusunda size bir köy vereyim. Bir bira $15. Yani bir bira içmek istersen burada Türk parasına göre neredeyse bir 45 milyon pardon. Evet, 45 milyon. 45 milyon gibi rakamı gözden çıkartmak zorundayız. İnsanlar uçuyor. Kızlar biraları veriyor. Minyonlar eğlendiriyor. Dediğim gibi her köşe başında bir kumarhanesi var. İnsanlar yukarıdan ve aşağıdan uçmaya devam ediyorlar. Özelliği konusunda bir fikrim yok ama galiba satış amaçlı ya da reklam amaçlı aracı buraya koymuşlar. Evet, üzerinde yapıştırmışlar. Ama ondan daha önemli olan arkamızdaki kurulmuş yarı yol sahnesi. Biraz yaklaşalım. Sahnenin yanında mutlaka ilginç bir şeylerle karşılaşmak mümkün oluyor.
tarafta ise yine artı 18 olayların yaşandığı bir nokta var. Ablam hayatımın o son fotoğrafını çekiliyor. Ama insanların ilgisini daha çok müzik yani uğraşan bu iki arkadaş çekiyor. Etrafta koca bir çember oluştu. Ve herkes gençin bu yetenek ve değerin çalışmaların sonucunda ortaya çıkarttığı bu eser. Bir bunları izlemek için burada toplandılar.
sprey boyalarla yaptığı çalışma. Herkes onu önce kutladı, alkışladılar. Gerçekten orada Michael Jackson'a kendisi çok benzetmiş bir arkadaşımız var. Hayır. Yüzünü bir çevirse de ne kadar çok kendisini Michael Jackson'a benzettiğini bir görseniz. Son hali. Devam istemiyorum. Rolü icabı mı yoksa gerçekten bir kendisini Michael Jackson'a nasıl söyleyeyim? Rolü icabı galiba kendisini. Çok aşırı şekilde Michael'a benzetmeye çalışıyor. Normalde Michael Jackson da kendi yüzünü kapatırdı son zamanlarda. Elindeki yelpaze ile bu da aynısını yapıyor. Arkadaşlar burada da Amerika'nın fakirleri. Adamların üstüne alacak kıyafetleri bile yok. Burada dileniyorlar. Onlara umarım don't stack, don't pick. Okay. Video yok, fotoğraf yok. Dedi sadece bana para ver diyor. Para ver bana, para ver bana, para lazım diyor. Bu ablamların ise arasına girebiliyorsun. Onların önüne fotoğraf çekiliyorsun. Bahşiş verdiğin takdirde fotoğraf çekmeni hiç sakınca görmüyorlar ve onları da bu şekilde ürün çip sayesinde para kazanıyorlar. Aşıklar da burada olmaktan büyük keyif alıyorlar ve buranın tadını, buranın hissiyatını yaşıyorlar. Benim de buradaki son günüm.
yarın artık memlekete geri dönme zamanı. Şu Michael Jackson hala bir yüzünü görmedim. Birazdan biraz uğraşacağım. Yüzünün bir fotoğrafını yakalamaya çalışacağım. Bir de videosunu çekebilirsem çok mutlu olacağım ben. Gerçekten mi acaba Michael Jackson olması? Aha. Dananam, dananam, dananam. Darth Vader arkasında bir. Bu abimiz bir sihirbazcı. Dün bunun gösterisini izlemiştim. Şu an kimsesi yok ama hazırlık yaptı. Eminim. Hay. Biraz sonra adamın yüzünü göstermek için. Biraz sonra hazırlık yapıp gösterisine başlar. Dönüşümüzde onu tekrar görürüz. Tabi insanlar acıkır. Yani ne kadar da şey olsa da insanları acıkır. Yemek yemek ister. Onları köşeye girmişler. Yemekleri yiyor. Afiyet olsun. Sonuçları çalışıyorlar. Ekmek parası için topladıkları paraları kendine yemek ediyor. Hadi dostum. Evet. Bir sahne daha var. Amcamın vücudu iyi ama ya. I've got to keep control.
Adam çok kızlar az önce çekimimi kapatmışlar. Ben kaydı devam ettim. Umarım çok fazla bir şey kaçırmadık. Tamam, boğazımı sevdim. Heykeltıraş karışısında oturan kadının şu an heykelini yapıyor ama kadın yüzü ve adım elindeki heykel. Evet, aynısı. Bu ablamdır. Hayatından pek memnun değil gibi görünüyor. Ama heykeltıraş onun gülümseyen bir suratını yapmış. Evet. Gülümseyen, gülümsemeyen. Bu arkadaş ise erken zamanda bir şekilde kaybetmiş bir arkadaş. Burada belinden yukarı bir şekilde gösteri yapıyor. Bir arkadaşımız da elinde. Tamam, hoş geldiniz derken uçtu. Hoş geldiniz tabelası uçtu. Bak ablalarım hoş geldiniz, hoş bulduk dediler ve ilerliyorlar yavaş yavaş geri doğru. Yolun sonuna doğru üçüncü sahne karşılıyor bizi. Burada da rock and roll. Hem de en sertinden.
keyif almışsınızdır. Ben aldım. Burasını önemli bir sokak ve bütün turistleri çeken bir noktaydı. Fremont Sokak. Ve burada herkes olmuş olmaktan çok keyif alıyor. Herkes sadece bu sokakta biraz gidip gelebilmek için güzelleşiyor. Güzelliklerini ortaya çıkarttılar ve burada hayatlarının en güzel deneyimleri yaşıyor olabilirler. Burası gerçekten çok güzel yapılmış bir sokak.